Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok faydalı olduğunu düşündüğüm bir tarifle geldim. Taze peynir nasıl basılır, nasıl kışlık hazırlanır, nasıl terbiyelenir? Bu taze peynir tuzsuz, daha yeni mayalanmış, keseden çıkarılmış peynir. Bakın şöyle kalıp gibi. Böyle köy peyniri nasıl yapılır diyorsanız, sıkmalık peynir nasıl hazırlanır, aylarca peynir nasıl saklanır diyorsanız bu video tam size göre bir video. Taze peynirimizi aldık. Burada net 7 kilogram taze peynir var. İşlem gördükten sonra bunun zaten bir kısmı suyuna gidecek. Ne kadar peynir kaldığını da size videonun sonunda belirteceğim. Şöyle el büyüklüğünde, yumruk büyüklüğünde küp küp peynirlerimizi kesiyoruz. Üzerine bir avuç diri tuz atıyorum, salçalık. Şöyle iyotsuz diri tuz atıyorum. Avucumu şöyle doldurdum, üzerine atıyorum. Peynirimizin tuzunu attıktan sonra bir su ayarlıyoruz. Şöyle parmağımızı batırdığımız zaman hafiften yakacak şekilde, ya yani içinde durdurabiliyoruz fakat hafif hafif böyle parmağımızı yakacak şekilde bir su olacak. Bunu peynirimizin üzerine döküyoruz. Peynirlerin suya batmayan fazlasını şu kaba alıyorum. Sıcak suyun içerisine atıyorum. Diğer kaba bölmüş olduğum peynirimin üzerine de bir miktar tuz atıyorum. Peynirlerimiz bu tuzlu suyun içerisinde en az 5-6 saat duracak. Bunu yapmamızın amacı peynirin içindeki acı ve sarı suyu çıksın. Peyniri bastığımız zaman peynirimiz acımasın. Bu tarife güvenebilirsiniz. Benim ailem zamanında hayvancılıkla geçimini sağlayan bir aileydi. Peynir yapmayı ben annemden öğrendim. Onun yaptığı peynirin üstüne peynir tanımıyorum. Siz de bu şekilde peynirlerinizi hazırlayıp gönül rahatlığıyla böyle bembeyaz, tatlı, güzel bir peynir elde edip tüketebilirsiniz. Peynirlerin 5-6 saat tuzlu suda bekledi. Bakın sarı suyunu salmış durumda. Suyu artık berrak değil, suyunu süzüyoruz. Şimdi elimizle ovalıyoruz. Bu şekilde ezip dağıtıyoruz. Peynirlerin hepsini bu şekilde ezdik, elimizle parçaladık, iyice ufaladık. Tuz miktarına baktık, tuzu birazcık hafif. Siz de tuzunu damak zevkinize göre ayarlayın. Bir yemek kaşığı kadar daha tuz ilave edeceğim, üstüne karıştıracağım. Tuzunu iyice karıştırıyorum. Peynirlerimi böyle bir tuz çuvalı vardı bende, minik tuz kesesi veya bez keseye de basabilirsiniz. Çuvala dolduruyorum. Bunun içinde suyu süzülecek. Onun için buna katıyoruz. Peynirimizi keseye doldurduk. Suyunu süzmesi için bu şekilde sabaha kadar üzerine 10 kilogram ağırlığında bir taş, bir ağırlık koyacağız. Ben bir taş bulacağım, taş koyacağım üzerine, size de göstereceğim. Bakın suyu şöyle bastırdığınız zaman zaten çıkıyor. 7-8 saat taşın altında kalması yeterli. Daha fazla kalırsa peynirin suyu gider, sonra yağ gitmeye başlar. Yağını kaybetmek istemeyiz peynirin. Ağzını sıkı sıkı bağlayacağım. Peynirimi taşa bastırmak için balkonumda böyle bir düzenek hazırladım. Alta tahta koydum. Akan suyun sızıp akıp gitmesi için üzerine gördüğünüz gibi büyükçe bir taş koydum. Yanlarına da devrilmemesi için destek olsun diye su bidonlarını yerleştirdim. Siz de bu şekilde yapıp peynirinizin suyunu sızdırabilirsiniz. Peynirimiz sabaha kadar taşın altında durdu. Suyu çıktı. Bakın suyunun çıkıp çıkmadığını şöyle peynire kesesine bastırarak da anlayabilirsiniz. Şu şekilde sıkıştırdığınızda hala su sızmıyorsa suyu bitmiş demektir. Şimdi açıyoruz ağzını. Peyniri leğenimize boşaltıyoruz. Peynirimizin tuzuna baktık. Tam ayarında. Siz de bu aşamada tekrardan tuzuna bakın. Hafif olduğunu düşünürseniz biraz daha ilave edersiniz. Şimdi sertleşmiş kısımları şöyle açacağız. Gene dağıtacağız. Bidona basacağız. Tane tane şu şekilde, artık şöyle sıktığımda su çıkmıyor. Şöyle 5 litrelik bir bidona peynirimi basacağım. Daha küçük bidonlar da tercih edebilirsiniz. Atıyorum. Bu atmış olduğumu iyice sıkılaştırıyorum. Çok sıkı bir şekilde peyniri basmak gerekiyor. Hava alırsa ziyan olur. Şu şekilde parmağımızla yumruğumuzla
basıyoruz. Basmaya devam edin. Yani ağzına kadar doldurup üstünden basarım diye düşünmeyin. O şekilde olmaz. Azar azar atıp bastırıp ondan sonra tekrardan yeni peynir atmanız gerekiyor. Şimdi bu kadar attım. Bir daha bastıracağım. Peynirimizi bastık. Bir 5 litrelik bidonun içini tamamen doldurdu. Tarttım. Burada net 5 kilo 200 gram peynir var. Bir kısmı suyuna gitti. Şimdi yapmamız gereken şu. İçinde eğer nem kaldıysa, sulu bir kısım kaldıysa diye şöyle kağıt havluyu alıyoruz. Şöyle yerleştiriyorum. Siz bez de kullanabilirsiniz. Temiz kaynatılmış beyaz bir bezle bu şekilde basabilirsiniz üstüne. Şimdi kapağını kapatıyorum sıkı sıkı. Ve bidonumu ters çeviriyorum. Bu şekilde 1-2 saat kadar kalıyor. Eğer içinde nem varsa o peçete nemini alacak. Peynirim 2 saattir bu şekilde ters durdu. Suyunu peçete almıştı. Şimdi bakıyoruz. Bakın peçete ıslanmış. Şimdi bir kez daha aynı şekilde peçete koyuyoruz. 4 kat peçete koyuyorum. Ağzını sıkı sıkı kapatıyorum. Bidonumuz 1 saat kadar daha ters bir şekilde bekledi. Şimdi üzerindeki peçeteyi yeniden alıyoruz. Bakın. Bu da nemlenmiş ama çok az nemlenmiş. Yani çok az bir nem var. Şimdi üzerine son kez artık yeni bir peçete koyacağım ve buzdolabına kaldıracağım. Tamamen peynirin neminin gitmesi önemli. Bunun için yapıyoruz bunu. Hem üstten hava almaması için hem de neminin olmaması için. Çünkü nemli kalırsa peynir zamanla sararır ve bozulmaya başlar. Ve artık kapağını sıkı sıkı kapatıyorum. Peynirimiz bu şekilde buzdolabında birkaç ay bekleyecek. Çok fazla eskitmeden ben parçalayıp poşet poşet yapıp difrize atacağım. Ama hemen bu şekilde yapar yapmaz difrize atmayın. Peynir tadı bir oluşsun. Peynir tadı bir otursun böyle. O güzel köy peyniri tadı gelsin. Ondan sonra difrize atarsınız. Peynirimiz hazır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.